Günlük hayatlarımızda insanlar karşısında karar alma stratejimizi nasıl belirleyebiliriz? Bu hafta oyun teorisi üzerine konuşuyoruz. Mücadeleye hoş geldiniz. Merhaba, ben Fatih. Her hafta olduğu gibi Alp'le birlikteyiz. Merhaba. Her hafta açılışını seçmenin özel bir sebebi var mı? Hemen her bölümde. Ya seçmiyorum. Açılış ve kapanışlar otomatiğe bağlanıyor bende ya. Şey falan da fark ettim. Hani iTunes diyorum mesela. O yapının adı Apple Podcast olalı da yıllar oldu. Evet. Otomatiğe bağladık. Ama her hafta diye belki her haftaya da döner. Evet. Hemen her bölümde dedim de son zamanlarda dikkatimi çekmişti sadece. Nedense. Biraz daha ara verdik ya bölümde. Evet, olabilir. Bugün ilgi çekici bir konuyla karşınızdayız. Ondan önce buluşma düzenledik. Belki ondan kısaca evet, onu baştan bahsetsek daha iyi olur. Ara sıra buluşma düzenleyeceğiz, bize yazarsanız demiştik. Bu hafta yine küçük ve samimi bir toplantımız oldu. Güzel bir ekiple. Onlara da buradan selamlarımızı iletelim. Evet, teşekkür ederiz. İkişer kişilik, üçer kişilik mini buluşmalar düzenliyoruz. Ayda bir herhalde düzenleme niyetimiz var. Gelmek istiyorsanız mücadelepodcast@gmail.com'a mail atabilirsiniz. Size geri dönüş sallarız. Nerede yapıyoruz buluşmaları? Genelde Kadıköy'de oluyor. Beşiktaş olur, Levent olur. Şu ana kadar genellikle Kadıköy'de yaptık. Bir diğer mesele bu sezon arası vermeden önceki son final podcast'imizden bir bölüm önceki bölümümüz oluyor sanırım. Evet. Bir bölüm daha yayınlayıp sezon arası vereceğiz. Ekim gibi herhalde. Evet. Tekrar başlamayı düşünüyoruz. Bölüme geçiyorum. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok, evet. Bölüme geçeceğiz. Bugün ilgi çekici bir konuyla karşınızdayız. Oyun teorisi. Meşhur bir teori aslında. Günlük hayatlarımıza bakan bir yönü olduğu gibi, bizim bugün daha çok konuşacağımız, akademik olarak sosyal bilimler, siyaset bilimi, matematik, mühendislik gibi pek çok alanda da başvurulan, detaylandırılan bir teori. Evet. Bu bazı bölümler var. Yani günlük hayatta karşımıza çıkan konular, materyaller oluyor. Bunu mücadelede işlesek güzel olur diyorum ben. Sonra biraz incelemeye başladığımızda bayağı geniş olduğunu görüyorum. Yani yeteri kadar o konuyla alakalı kaynak tüketemediğimiz oluyor. Bu bölüm öyle bir bölüm olabilir. Çünkü biraz incelemeye başlayınca senin de söylediğin gibi çok farklı alanlarda uygulamaları olduğu için tüketecek çok fazla kaynak var. Ama işte olabildiğince inceleyip bize bakan taraflarını konuşmaya çalışacağız. Ortaya çıkması 1800'lü yıllar olsa da oyun teorisinin sahne ışıkları 20. yüzyılın ikinci yarısında, yani 1950'lerde kendisine dönüyor ve artık akademi dışında da yaygın olarak hakkında üzerine yazılıp çizilmeye başlanıyor. Hatta 2001 yılında gösterime giren John Nash, Amerikalı matematikçi sanıyorum, hayatının anlatıldığı Akıl Oyunları filmiyle de geniş kitlelerce tanınıyor oyun teorisi. Evet. İzlemiş miydin filmi? Filmi izlemiştim de. Oldukça uzun süre oldu. Evet. Yani filme dair hemen hiçbir şey hatırlamıyorum. İşin tabii ki ileri matematik kısımları var ve teorinin altyapısını oluşturuyor. Hı hı. İleri matematik mi yoksa? Ben de matematik kısmını çok izlemedim ama bu lineer cebir denen matrislerle işlemler yapıldığını gördüm. Hı. Yani benim direkt... İstatistik kısmı da vardı. Var, evet. Aha. Oradan matematik. Direkt girip anlayabileceğim bir matematiği yoktu. Anladım. Şimdi kavramdaki oyun kelimesiyle kastedilen nedir? Bunun üzerine konuşalım. Şimdi teori diyoruz, oyun diyoruz. Biraz daha kafalarda somutlaşsın. Burada aslında oyun karşılıklı rekabete dayalı herhangi bir durum aslında. İşte siyaset, dünya savaşı, otobüs kavgası, ikili ya da çoklu ilişki ya da aynı segmentte birbirinin muadili ürün satan zincir marketlerin fiyat belirlemesi. Bunların her biri oyun olarak nitelendirilebiliyor. Evet, daha genel tanımlayacak olursak oyun teorisi aslında bir karar alma stratejisidir.
Eğer beklediğimiz sonuç sadece bizim eylemlerimiz değil de başkalarının eylemlerine de bağlıysa, burada da optimum sonucu nasıl alabiliriz? Bize ulaştıran matematiksel bir tarafı da olan strateji belirleme tekniği. Evet, şimdi oldukça basit anlatmaya çalışacağım. Oyun teorisi nedir? Neyi anlatır? Bir insanın seçimlerini, başarısının diğer insanların seçimlerine bağlı olduğu durumlardaki davranış örgüsü ve kazanç durumu. Örnek üzerinden gidelim. 300 liradan ayakkabı satan iki şirket olsun. Bunların yıllık 10'ar milyon karları var. Biri piyasanın daha çok üretimi kaldırabileceğini görüyor ve üretimi arttırıyor. Ayakkabı fiyatını 280 liraya düşürüp yıllık karında 12 milyon liraya çıkartıyor. Ayakkabı adet fiyatını 280 liraya düşürüyor. Evet. Diğer şirket de bunu görünce aynı kâra ulaşmak için üretim biraz daha arttırıyor. Bu sefer arz fazlasından dolayı ayakkabı fiyatı 250 liraya düşüyor. Yani sonuç olarak iki şirkette yıllık 90 milyon kâr ediyorlar. Aslında iki şirket bu oyunda Nash dengesindeyken, Nash dengesi de az önce bahsettiğimiz Amerikalı matematikçi John Nash'ten alıyor ismini. Biraz daha tek taraflı kâr için düzeni bozup iki tarafın da zarar etmesine sebep oluyorlar. Şimdi şirketler arasında iletişim ne kadar açık olursa kendileri için o kadar iyi olur. Bunu da yapıyorlardı. Özellikle zincir marketler dünya genelinde ürün fiyatlarını totalde kendi lehlerine olacak şekilde birlikte belirleyebiliyorlar. Hatta daha küresel ülkelerde farklı bir ülkeden bir market zincirinin gelmesine karşı da kendi aralarında birlik olup oyun teorisini iyi bildiklerinden dolayı iyi örneklerini sergileyebiliyorlar. Oyun teorisinin bir diğer meşhur örneği de tutukluğun ikilemi. Ondan detaylıca bahsetmeyeceğiz. Araştırabilirsiniz. Bu örnekte polisler istediklerini alabilmek için tutuklular arasında iletişimi engelliyor. Tutuklulara çünkü çeşitli seçenekler sunulacak. Onlara göre cezaları artıp azalacak. Bu iletişim engellendiği için, yani ayrı ayrı sorgulandıkları için, aynı oyun içinde olanlar birbirlerinin ne düşündüklerini bilemiyor. Evet, yani aslında neden oyun teorisini konuşuyoruz ve Mücadele Podcast'a bakan yönü kısmına geçeyim. Normalde hani neden oyun teorisini konuşuyoruz başlarda sorardım ama cevap verebilmek adına biraz teoriden bahsetmemiz gerekti. Günümüzde küresel çapta hakim modern öğreti ne? Herkes kendisi için en iyisini yaparsa kendisi için en iyi sonuca ulaşır. Buna çarpı atıyoruz. Nash'e göre en iyi sonuç hedefleniyorsa hem kişilerin kendisi için hem de herkes için en iyisi olanı yapması gerekiyor. Türkiye'de de ve muhtemelen diğer ülkelerde siyasiler de oyun teorisinin maalesef farkında. İstisna kişiler olsa da kendilerine çizdikleri geniş sınırlar içerisinde ticaretlerini yürütüyorlar. Birbirlerinin bam tellerini iyi biliyorlar. Elde ettikleri nüfuzu eksiltici hamleler yapmamaya çalışıyorlar. Buradan şeye geçelim işte. Günlük hayatlarımızda nasıl etkisi var? Evet. Siyaset, iş yeri, küçük topluluk, sivil toplum kuruluşu vesaire vesaire. Evet, ister istemez bir topluluk içinde bulunuyoruz. Kariyerin başında iş yeri ya da sosyal bir ortam, senin söylediğin gibi. Buralarda bir oyun düzeni olabiliyor ve her zaman bu oyunlarda farklı karakterler de yer alıyor. Farklı arketipler. Her zaman hile yapan, mesela böyle bir karakter olabilir. Her zaman herkesin iyiliğini isteyen, Köylü Ahmet, böyle bir karakter olabilir. Karşısındakine göre hareket eden. Köylü Ahmet kim? Hababam sınıfında yaptığı çıkışla meşhur olan iyiliksever arkadaşımız. Hatırlarsın belki. Hatırladım. Ben yanlışlıkla Köylü Ekrem'i mi Karşısındakine göre hareket eden ve yediği kazı asla unutmayan. Bunlar işte farklı oyuncu tipleri aslında. Var da bunlar yani. Varsayım bir. Evet. Şimdi bu karakterlerden hangisinin avantajlı olduğu, direkt şu karakter avantajlı, direkt bu karakter avantajlı diyemeyiz. Çünkü bu oyuna göre değişir. Mesela her zaman hile yapan kötü gibi görünüyor. Ama ülkenin hakkını, ülkenin çıkarlarını şeytani bir güce karşı korumaya çalışıyorsan belki bu karaktere bürünmen gerekiyor. Ama genel olarak... İş edebileceksin diyorsun. Yani. Efendim? İş edebilmek. İş, evet. Ama kişisel çıkar için değil. Zaten şey onu savunmuyoruz hiçbir zaman. Onu savunmuyoruz. Ama genel olarak iş hayatında bizi üzmeyecek karakter yine istatistiksel olarak istisnaları olmakla beraber bunu vurguluyorum. Karşısındakine göre hareket eden karakter. Bu ne demek? Sana iyilikte bulunana fazlasıyla iyilikte bulun. Eğer sana bir ayıp ediliyorsa bunu şey yap, hakkını savun.
bunu dile getir. Ama aynı kişi, sana yanlış yapan kişi bir iyilikle gelirse, sen yine iyilikle karşılık ver. Yani bu bir yandan iyilik suistimalini engellerken, diğer yandan yapılan hataları telafi etmek için bir yol da açıyor. Hı hı. Bu tabii ki çok genel bir kural ama ve böyle bu tarz teorilerin sürekli akılda böyle tilki dolaşır gibi her ortamda bir karaktere bürünmeye çalışmak bence doğru değil. Tabii, hayat zaten o gerilimle yaşanmaz. Hayat zaten o gerilimle yaşanmaz. Ama bazı ortamlarda, özellikle iş yeri ortamlarında falan böyle dalavere dönebiliyor. Özel ya da kamusal. Burada yeni işe başlayan, çok tecrübeli olmayan kişinin oyunun alanında, az önce söylediğim gibi, karşısındakine göre konum alanı konumlanması avantajlı olabilir. Burada belki her şeye evet demediği için hızlı yükselemezsin. Ama zaten bu uzun vadede istenen bir şey değil. Çünkü kayıba doğru gidiyor. Diğer taraftan da arkandan iş çevirip sonra pişman olan karakterden intikamını alamadığın için intikamını alamayacaksın. Ama bu zaten böyle duygulara takılmaması gerekiyor. Burada aslında ana odamızın şu olması gerekiyor. Olabildiğince iletişimi arttırmak. Şimdi az önce verdiğimiz tutsak, mahkum örneğinde. Orada bilerek iletişimi çat diye kesiyorlar. Evet, polisler... Normal hayattan belki de yani çoğu oyundan en büyük farkı evet, bu. Evet, iletişimi kesen. Polisler iletişimi kesiyor. Neden? İkisinin de ortak iyiliğini istemedikleri için. Birini konuşturmak istiyorlar. Dolayısıyla bizim özellikle hani bu oyun alanlarında iletişimi olabildiğince açık bırakacak bir şey sağlamamız gerekiyor. Neden? Bunun sebebi şu. Çünkü oyun teorisi rasyonel taraflar arasında oynanan bir teori olarak kabul görülüyor. Genel itibariyle. Ama insan çoğu zaman rasyonel değildir. Çok fazla olayda rasyonel kararlar alınmadığını görürüz. Evet. Yani her seferinde detaylı ölçümlere girip akli olarak bu bana mantıklı, buradan %50'nin üzerinde bir kazanç elde ediyorum vesaire diye hareket etmiyor. Evet. Duygular da işin içine sıklıkla intikam, kin, bazen iyilik giriyor. Aynen öyle. İşte eğer insanların sizi suistimal etmesine izin verirseniz ya da insanlar pişman olduklarında iletişim yolunu açık tutmazsanız yalnızlaşırsanız ve grup genel olarak yalnızlaşır. Şimdi burada aslında bazı durumlarda iş yerinde ve sosyal ortamlarda daha etkili bir karakter daha var. Ama bunu açıklamıyorum. Çünkü bu tehlikeli olabilecek de bir karakter. Ben üniversitede kimya dersindeyken hocamız bir molekülün diyagramını çizmişti. Ama bir yere eksik bırakmıştı. Hani yıllar geçti de ya uyuşturucu ya da patlayıcı şeydi maddesinde. Hani burasını eksik bırakıyorum. Sansür buzlu. Orayı buzlamış. Burada da ben de bu karakteri sansürlü bırakacağım. Neyse, az önce ben şunu dedim. İletişim yollarını olabildiğince açık bırakmak gerekiyor. Neden? Çünkü şöyle ilginç bir durum var. İkinci Dünya Savaşı'nda belki filmlerde de görmüşsünüzdür. Ölülerin ve yaralıların toplanması için hendekler arasında karşılıklı savaşan askerler arasında ateşkes ilan edilir. İki taraf ortaya gelir, beraber çalışır ve ölülerini ve yaralarını kendi taraflarına alırlar. Bu defalarca da olmuş, yaşanmış bir evet. Şey. Ya da işte yılbaşında iki tarafta Hristiyansa mesela gelip beraber kutluyorlar. Hediyeler hediye fırlatma. Gibi, evet. Yani adam belki biraz sonra seni öldürecek ama yan yana çalışıyorsun. Ama günümüzde hiç olmadığı kadar güvensizlik fazla. 2017'de yapılan bir araştırmada son 40 yılda artacak şekilde insanlar birbirine daha az güvendiği ortaya çıkıyor. Bu küresel ölçek değil mi? Türkiye için mi? Bu uluslararası olması gerekiyor. Hmm. Emin değilim. Amerika'da olabilir. Türkiye değil ama. Hmm. Ama bizde de çok farklı değil. Belki tabii, tabii. Direkt bir araştırma olmasa da. Hani ne diyorduk? Yani savaş durumunda insanlar birbirine güvenirken barış durumunda insanlar birbirine güvenmiyor. Hmm. Böyle bir yere geldik. Hmm. Neden? Çünkü artık bu seçtiğimiz karakterler iletişimi yolunu kapatan karakterler olmaya başladı gitgide. Bu oyun teorisinin genel olarak hayatımızda belki pratik uygulanabilecek, kariyerin yeni başlayan insanlara verilebilecek tavsiyeler denebilir. Üçüncü da, Dünya Savaşı çıkarsa yani bizim için şey veriyorsun. Evet. Cepheler arasında. Burada ben iki şey daha eklemek istiyorum. Bu konuyla alakalı olduğu için kariyerinin göreceli olarak başındaki insanlara. Bir,
Elin güçlü değilse pazarlık masasına oturamazsın. Ve hızlıca elini güçlendirmeye çalışıyor. Elini güçlendirmeye çalışıyor çünkü. Yani bir koz elde etmek olarak değil de işte yeteneğini geliştir. Evet. Pozisyonu sağlamlaştır. Network'ünü geliştir. Evet, çünkü eğer bir oyun oynanıyorsa ve elin güçlü olmadan bir yere doğru gidiyorsan bu fark edilir. Ve fark eden kişi iyi niyetli de değilse seni kullanır. Üzer. Nasıl ki kariyerin başında pek çok CV arasında bir CV'sin. Ama 5 yıl tecrübelendikten sonra belki seninle gelip iletişime geçiyorlar. Şey yapabilmek için, işe alabilmek için. Tabii kendi işini yürütürken de yani çok tedirgin olarak verdiğin fiyatları proje başına daha bir rahat. Yerden sonra rahat olarak veriyorsun. Evet. Geliyorsan gel şeyine geçebiliyorsun ya. Evet. Yani oyunda bir taraf olacaksanız pazarlık elinizin güçlü olduğunun ya da ne kadar güçlü olduğunun farkında olmak gerekiyor. Bir diğer mesele de karşı tarafa gereğinden fazla kendini açmamak. Bu da önemli. Burada şunun karıştırılmaması gerekiyor. İyi ilişki kurmak, hayatına dair her şeyi ortaya dökmek değildir. Bir insanla iyi ilişki kurabilirsin, hayatının bir kısmını ona açabilirsin. Ama bu süreçle alakalı bir şey. Yine bizim toplumumuzda olan bir şey. Gereğinden fazla insanlar birbirine açtığı zaman yarın bir anlaşmazlık durumunda bu ortaya çıkan şeyler fazlasıyla iki taraf için de daha da yaralayıcı hale geliyor ve işte tam bir oyun var. Oyunda daha da çok yer alıyorsun. Evet. Yine bu az öncekiyle alakalı. Çünkü pazarlık gücün yoksa ve blöf yapman gerekiyorsa, kendini açtıysan bunu yapamazsın. Burada şimdi benim bu konuyla alakalı bir TED konuşması vardı. Bu TED konuşmasında da bir tanım var ve bu tanım birazcık daha meseleyi oturtuyor bence. Şimdi finite ve infinite oyunlardan bahsedeceğiz. Sonlu ve sonsuz oyun. Tam olarak sonlu ve sonsuz değil. Ben onu biraz düşündüm nasıl Türkçeleştirebiliriz gibi. Finite sınırı tanımlı olan oyun. Infinite de sınırı tanımsız olan oyun gibi. Ama ben sürekli böyle uzun uzun söyleyemeyeceğim için sınırı tanımlı oyuna sınırlı oyun, sınırı tanımsız oyuna da sınırsız oyun diyeceğim. Buradaki sınırsız sonsuz anlamında değil yani. Esnek manasında gibi. Anladığım evet, kadarıyla. Evet. Şimdi tanımlı oyunlar kuralları belli olan, ödülü belli olan, tarafları belli olan oyundur. Basketbol gibi. Hakem var, kurallar belli, oyuncular belli. Aslında oyun kavramını en çok kullandığımız oyunlar evet. Günlük hayatta bu tanımlı oyunlar. Evet ve tanımlı, ne kadar oyun tanımlıysa o kadar matematiksel modele oturuyor. Çünkü parametreler çok net. Sınırı olmayan ise kuralların değiştiği, gizli oyuncuların olduğu, amacında oyunun kazanmak değil de oyunu devam ettirmek olan oyunlar. Burada kayıp ya da kazanç olmadığı için taraflardan birinin kaynakları ya da motivasyonu biterse oyun dışı kalır. Tarafların oyunu nasıl tanımladığına göre de aslında bu değişiyor. Örnek vereyim. Amerika-Vietnam Savaşı. Bu savaş Amerika için aslında sınırlı bir oyun. Karşı koyan gücü kır, hükümeti değiştir belki. Ama Vietnamlılar için tanımlı bir sınır olmayan, sınırsız bir oyun. Çünkü adamın başka gideceği bir toprak yok. Hı-hı. Hayatı için savaşıyor. Yine bizim Kurtuluş Savaşı'nda burada örnek verilebilir. Hı-hı. Buradaki bence çok önemli nokta, ben bu iki kavramı... Bu aslında senin yani sınırlı ve sınırsız oyun kavramları, oyun teorisini çok derinle indiğin durumlarda neler oluyor bilmiyorum da en azından yüzeysel olarak araştırırken karşılaşılan kavramlar değil ve doğrudan bir evet. Bakış açısı değişikliği yaratan kavramlar. Evet kesinlikle. Bu literatüre sonradan mı ekleniyor yoksa? Ya bence bu şeyle alakalı olabilir. Yani oyun teorisinin matematiksel tarafını ele aldığında bu tanımı sınırlı olmayan biraz daha dışarıda kalıyor. Daha genel ve iyi tanım yapılan bir kaynak olmayabilir bununla alakalı. Belki matematiksel kısmına çok odaklanıyordur. Çünkü bunları söyledikten sonra emin değilim. Bir şeyler değişiyor. Evet. Şimdi burada benim yine bu tanımları okuduktan sonra geldiğim nokta şöyle bir şey var. Mesela tiranları sınırlı oyunda yenemezsin. Çünkü nasıl ki futbolda bir takım elini kullanıyorsa artık diğer takım için o maçı kazanmak çok zordur. Öyle de tiranlar prensipli insanların bir oyunda yapmayacağı şeyler yaparlar. Yalan söyler, aldatır, aşırı şiddet uygular. Peki böyle bir oyunu kazanmak için ne yapmak gerekiyor? İşte burada oyunu tanımı sınırlı olmayan sahaya çekmek gerekiyor.
Yani gösterilen tüm şiddete karşı insanüstü bir sabır gösterme. Gandhi'nin işte pasif direnişi gibi. Burada direniş gösteren taraf artık yeterli motivasyona sahipse tiranı rahatça yener. Neden? Çünkü tiranlar kendi hayatlarını her şeyin üstünde görür. Başarı sadece kendisi hayattayken başarıdır. Oysa direniş gösterenler bu dünyadan göçse de vazifesini yerine getirmiş oluyor. Dünyevi kazanç elde etmese de asıl kazanması gereken şeyi sağlamış oluyor. O tiranın aslında en büyük zayıflığı. En büyük zayıflığı, evet. Şimdi sınırlı oyunlarda neş dengesi, işte kazan kazan diye düşün. Bu hatırlarsanız 7 alışkanlığı, 4. alışkanlığıydı. Kendini gereğinden fazla açmama, karşı tarafı gözlemleme seni başarıya ulaştırabilir. Ama genelde unutmamamız gerekiyor, maruz kalacağımız ve asıl mücadelenin olduğu yer sınırsız oyunlar. Ve bizi kazanca götürecek şey o zaman ne? Oyundan düşmememizi sağlayacak şeyler. Yani motivasyon kaynağı. Motivasyon peki başımıza kaynağı. Ağırlıklı olarak sınırsız oyunlar mı geliyor? Ağırlıklı olarak sınırsız oyun mu oynuyoruz? Tabii ki. Hem kendi iç savaşımız hem de daha büyük planda. Çünkü her zaman sen ne kadar etik ve ahlaki değerlere uygun yetişmiş olursan ol, oyun sahasına çıktığında bu değerleri tamamen yok sayıp tek amacının kendi kazancı ya da senin acı çekmeni görmek isteyen insanlar olacak. Asimetrik bir savaş yürütülüyor. Asimetrik, yani evet, bu bence iyi ailede yetişen insanların ortak bir zaafı olabilir. Dikkat edilmediği takdirde. Çünkü herkesi kendin gibi bilme meselesi var ya. Burada tabii ki ben şeytanlaşmaktan bahsetmiyorum. Sadece meselenin farkında olma. Karşı tarafın yapabileceği kötülüklerin farkında olmak çok önemli bir nokta. İşte bundan dolayı zaten genellikle özellikle Türkiye'de mesela siyaset müessesesine iyi yaş çocukları temiz insanlar çok giremiyor yani. Evet, evet. Girmiyor. Evet. Sınır tanımlı olmayan başka bir mücadele, az önce söylediğim gibi insanın bence nefsiyle olan mücadelesi. Çünkü nefis insanı her zaman aşağı çekmek ister. Başardım dersin, bu sefer büyüklenmekle, kibirlenmekle düşersin. Özellikle kuvvetli bir rakibi yenersen. Evet. Burada da hayatın sonuna kadar gidecek bir motivasyon kaynağına ihtiyacımız var. Yoksa oyundan eleniriz. Oyundan elenmek ne demek peki? Buradaki kasıt sürekli yorgun olma, depresyonda olma, ruhsal çöküntüler. Ama nasıl bir bitki su aldıkça canlanır? İnsan da kutsal olandan alacağı motivasyonla sürekli o oyunda kalma şeyini sağlar. Ve sonunda zafere ulaşabilir. Bizim aslında Ömür Bey ile bölümlerimizi bu motivasyon kaynağı olarak okuyabilirsiniz. Sınırsız mücadeledeki, sınırı belli olmayan mücadeledeki ayakta kalmak için gerekli motivasyon kaynağı. Burada işte başta iç tiranlığımıza, daha sonra büyük tiranlığa karşı zafer içinde kendimizi aşacak belki enerjiye ulaşmış olabiliriz. Burada yine peki neden bu kadar meseleler belliyken genel olarak hep tanımı sınırlı olan oyunlar konuşuluyor ve insanlar kendini burada buluyor. Çünkü insan doğası gereği sınırlı oyun içinde olmaktan hoşlanır. Ben bunu kendimden oldukça net bir şekilde gözlemliyorum. Şimdi bir şeyler okuyunca daha iyi oturuyor aslında. Hani daha önce podcast'te de bahsettim. Online oyun gibi bir bağımlılığım vardı. World of Warcraft, Dota 2 vesaire. Şimdi, herhangi bir rekabet içinde, yüksek rekabet içinde olan, kendini san olarak tatmin edebileceğin oyun tarzı. Oyun yani. Tarzı ve bir türlü bırakamıyorum. Yani ne yap, yani böyle çok farklı işte bırakma yöntemleri var. Farklı şeyler deniyorsun, bırakamıyorsun. Sonra şimdi, hani eskisi gibi değil tabii şu anda. Şimdi baktığım zaman şunu görüyorum. Çünkü orada bir oyun var. Tanımlı, sınırlı bir oyun var. Ama aslında dünyada da bizim oynadığımız böyle basit oyunlar var. Yani oyunu bıraktığında çağrıldığın yer de böyle oyunlar. Para kazanmak. İşte kariyer geliştirmek. Hani bunları sadece bu amaçla yapmaktan bahsediyorum. Bunları tabii ki yapacağız. Hı-hı. Ama en üst amacımın bu olmasının Dota 2 oynamaktan çok bir farkı yok aslında. Tabii orada da karakter geliştiriyorsun. Evet. Ve şuur altında bence insan şunu söylüyor. Eğer iki oyun arasında kaldıysam, tanımı sınırlı oyun arasında kaldıysam, kolay olanı seçerim. Evet. Ve bütün kumandanın diyeyim, benim elinde olan bütün tercihleri benim belirlediğim oyunu seçerim. Ama gerçek dünyada böyle değil. Senin dışında bir sürü farklı şeyler gelişiyor. Dolayısıyla şu anda ben insanların neden sanala kaçtığını hani buradan bakınca da anlayabiliyorum.
İşte burada da çare ne peki? İşte insanları gerçek sorumluluk almak gibi daha insan karakterinin, insan ruhunun istediği tanımı sınırlı olmayan oyuna çağırarak olur. Hmm. Ben de hayatımdaki oradan kopuşla baktığım zaman işte mesela çocuğun sorumluluğunu almak, birileri için içerik üretmek, yine toplum için işini iyi yapmaya çalışmak diğeri önemsiz görmeni sağlayabiliyor. Hı hı. Ve diğerini artık istemiyorsun yani. Hani. Diğerinin yani doğru olanın tadını almaya başladıktan sonra. Evet, tadını almaya başlıyorsun. Ama işte o çarkları döndürme aşaması zaten çoğu insan için zor ve gelemedikleri nokta. Evet, yani burada o insanları yönlendirecek kişilerin bunun farkında olması gerekiyor. Çünkü çok fazla gözlemlediğim bir şey var. Yönlendirirken az önceki söylediğim yerde takılıyorlar. Yani o adamı bir oyundan alıp başka bir oyuna çağıramazsın. Yani aynı türde bir oyuna çağıramazsın. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu iki oyunun ilişkisinde System of a Down'un Aerials şarkısı var. Bununla alakalı olduğunu düşündüğüm sözler var. Onlarla ilgili alıntı paylaşmak istiyorum. Şöyle geçiyor şarkıda. And we are the ones that you want to choose. Always want to play, but you never want to lose. Yani her zaman seçim yapan taraf olmayı arzularız. Hep oyun oynamak ama asla kaybetmemek isteriz. İnsanların sürekli sınırlı oyun içinde bulunma isteği bundan kaynaklanıyor. Hep böyle bir içgüdü var bizde. Ama gerçek dünyada acizliğinle karşılaşıyorsun. Seçim yapamama ihtimalinle karşılaşıyorsun. Ama tabii bu acizlik yine geçen bölümlerde konuştuğumuz gibi oyun avatarını kaybedip ruhsal avatarına geçiş yapacağın şeyi de sağlıyor. Yani gri Gandalf'tan beyaz Gandalf'a geçiyorsun. Eğer doğru değerlendirebilirsin. Terakki. Evet. Şarkının devamında da şöyle bir söz var. We lose ourselves, but we find it all. Bu da işte az önce geçilmesi gereken oyun. Yani kendini kaybedince bulmaya değer her şeyi buluyorsun aslında. Podcast çekeceğim diye kendime psikanaliz yaptığımı da fark ettim. Bedavada. Bedavada. Evet. Güzel. Yani şey bir bölüm oldu. Hayata dair. Taktik bölümü. Böyle bölümler çok çekmiyoruz. Taktik. Son olarak istersen bir özetleyelim. Evet. Şimdi biz iki tane temel, iki oyunu ayırdık aslında burada. Sınırlı oyunda dikkat edeceklerimizin şu olması lazım. Pazarlık gücün yoksa masaya oturma. Ve senin de söylediğin gibi. Hızlıca pazarlık gücü elde etmeye çalış. İki, kazan kazan diye düşün. Genelde senin karın çoğunluğun karda olmasıyla sağlanır. Bu bize matematiğin söylediği bir şey. Kişisel bir görüş değil. Yani toplumsal olarak kalkınma en iyi kalkınmadır. Evet. Tek taraflı kazanç sonuçta kaybettirir. Yalnız başına yersen kustururlar diyebiliriz. Yalnız yiyen yalnız ödür versiyonu biliyorum. Evet. Şimdi ama burada neye dikkat ediyorduk? Bu sınırlı oyun aslında hayatımızda çok mikro alanlarda ve az noktada gerçekleşir. Asıl savaş alanı neresi? Asıl savaş alanı tanımı sınırlı olmayan oyun. Peki burada neye dikkat edeceğiz? Burada asıl kalıcı zaferin ve iç zaferin burada ulaşabileceğimizi başta bilmemiz gerekiyor. Ve bu alanda ne kadar iyi eğitim aldığından çok ne kadar acizliğinin farkında olduğunun, ne kadar başarıya aç olduğunun, motivasyonun ne kadar yukarıda olduğu önemli. Benim mücadele podcast vasıtasıyla tanışmak istediğim insan tipi özellikle bu. Mücadeleyi tanımı sınırlı olmayan alana taşıyan ve gerçek başarıya aç insanlar. Son olarak da şunu söyleyebiliriz. Bu alanda özellikle bence peygamber hikayeleri çok önemli yön göstericiler. Çünkü Hazreti Yusuf'un hapishanede geçirdiği zaman ya da Hazreti Yunus'un Joseph Campbell'ın tabiriyle belly of the whale, balığın karnında geçirdiği zaman önemli. Asıl bu zamanlarda yani pasif gibi görünen zamanlar yeniden doğuş gerçekleşiyor. Ve mücadele tam anlamıyla seni yeni bir karaktere bürüyor. Türkiye'de şu anda aslında pasif zaman geçirmeye uygun bir yer gibi. Çünkü yapacaklarımızın oldukça sınırlı olduğu siyasi, ekonomik ve çeşitli kriz döneminde olduğumuz için kişisel gelişimlerimizi maksimize etmek için yani çok fazla pratik aksiyon almadan kendimizi dinleyebilmek için doğru vakitler gibi geliyor. Kesinlikle. Yarın bir gün böyle olmaz çünkü biraz daha bu biraz daha değil çok daha fazla insanlara fırsat tanınacaktır. Evet ama bu bir şey yapamamamız
genel tanım itibariyle bir şey yapamamız. Çünkü herkesin artık o balığın karnında pozisyonda olduğunun farkında olup orada ne yapılması gerekiyorsa en iyisini yapması onu lazım. Onu yapması tabii, gerekiyor. Tabii. Kişisel hayatlarda en iyisini yapması lazım. Gereksiz bir pasiflikte zarar verir. Bu orada ne yapılacağı zaten az önce söylediğim gibi hangi hikayelerden orası için ders çıkarılacağı da belli. Evet. Kapatıyorum bölümü. Son eklemek istediklerimizi ekledik. Ömür Bey'le bir bölüm daha çekip tekrar edelim. Sezonu sonlandıracağız. Evet. O bölümün şimdi bayram falan girdiği için Temmuz sonu gibi olma ihtimali var. Onu da duyuralım. Yine bir ara olacak bir sonraki bölümle. Ondan sonra sezon arası verip Eylül-Ekim gibi. Yani 2,5 ay muhtemelen ara olur. Evet. Ağustos, Eylül, Ekim'in ortasında da tekrar başlamayı düşünürüz. İnşallah dönme niyetimiz var. Bu hafta oyun teorisi üzerine konuştuk. Bölümlerimize Spotify, Spreaker, YouTube ve iTunes üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.